şey de var aslında. Mesela senin söylediğin isimlerden farklı gruplarda olduğunuz için hani Reşat'ın e, Hanzade'ye davranmasıyla ...Aleyna'lara davranması aslında farklı Tabii olabilir. Ki Şimdi e, sizde de... ...mesela takımlar ayrıldıktan sonra... ...Aleyna ve Aleyna Çalışkan'a karşı mesela... ...sen de aslında ayrılmış oldun. Evet bunu da açıklayacağım. Ee, şöyle, Ben aslında ayrıldım otomatik olarak. Neden? Takımlar ayrıldığı için. Evet. Otomatik olarak ayrıldık. Ama arkadaşlık olarak da Devam sanki ediyordu. böyle bir... vardı. Ama şöyle vardı. bir şey var. Ee, alındığım bir konu vardı. Nerede? Ee, Aleyna'nın e, Aleyna aslında... Biliyorsunuz canlı yayın muhabbetinde Batuhan'ın bana etmiş olduğu kötü söz ya da küfür vardı. Ben ona çok alınmıştım, aşırı derecede alınmıştım ve Alena'nın Batuana e, Batuhan'a sanki destekliyormuş gibi yaptığı bir konuşma, yani destekleyici konuşmaları yaptığı için çok alınmıştım orada. Birazcık daha bozulmuştum. Ama Alena hala benim arkadaşım. Aramız azıcık da olsa, azıcık da olsa yani böyle ee, Alınmıştı. Aynı adada olduğunuz zamanlar gibi değil. Kesinlikle. Ama yine olsa yine dışarıda görüşürüm ben Alena'yla çünkü benim arkadaşım hala. Ayşe evet. nasılsa o benim için öyle. Alena çalışkan da öyle. Dediğim gibi kin beslenen bir insan değilim. Sadece alınmıştım orada. Bozulmuştum. Aramızda otomatik olarak az da olsa açılmıştı yani orada. Yoksa alakası yok. Çünkü yani. şey yapmışlar. Sen adada yani kalsaydın yeni... Ayşe'yle daha mı yakın olacaktın o zaman? Yani otomatik olarak öyle çünkü Alena ayrı bir yani onlar ayrı bir adada. evet adalar birleştikten sonra fazla şey yapamadık Alena yla. dediğim gibi alındığım için de. Biz ayırt edemedik çünkü değil mi? Ayşe'yle mi daha yakın Alena ile evet, daha yakın? Yok, yok. Onu Mesela şey şöyle, çözemedik, çözemedik. Şöyle bir problemim yok ama Ayşe de daha yakındım. Bu arada. E aslında istemez yani kiminle yani. daha fazla geçiriyorsan otomatikman yani. onunla yakın oluyorsun evet. ama şey de var mesela takımlar ayrıldıktan sonra senin böyle kırmızı takıma karşı söylediğim bir sözden böyle o hırçınlıkla ya da Aynen. o sevinmelerden dolayı Aleyna şey demişti senin içinde. Evet. Yani artık o takımın üyesi olduğu için normal böyle evet. davranıyor olması işte Hani o durumu yani. da alttan almıştı. Ben zannetmiyorum yani ikinizin arasında böyle bir gerginlik olmaz. Hani Mutlaka ayrı takımlarda olduğunuz için yanlış anlaşılmalar. Sen kendi takımını tabii ki de savunacaksın Kesinlikle. o kendi takımını. Kesinlikle. Dolayısıyla ki öyle oldu zaten. evet ben çıktıktan sonra yine aynı şekilde arkadaşlarınızın devam edeceği. Kesinlikle edeceğini devam de yani Dün biraz geç kaldım canlı yayına. Yoksa onun yanına gidecektim. Ama sarıldık öyle zaten geldim de. Peki Berkay'ın seni söylemesi. Evet. Şimdi evet Dora'yla daha iyi. Poyraz'la daha iyi. Seçenek olarak bence de sen kalıyorsun. Bir de güçlü bir adaysın. Evet. Ama mesela bunu hiç herhangi bir şey yordun mu? işte acaba Reşat'tan dolayı böyle bir şey mi oldu falan. Yoksa gerçekten Berkay seni söylemeli miydi? Şimdi ee, ben... O dokunmazı almış olsaydım Berkay'ın yapmış olduğu hareketin aynısını yapardım. Yani ya Berkay'ı söylerdim ya İsmail Balaban ya da Batuhan. Çünkü onları güçlü adaylar. Yani dediğim gibi evet rakibim yok ama yarıştığım insanlar var. Onlar da güçlü adaylar. Yani onları da söyleyebilirdim. Berkay çok güzel bir açıklama yapmıştı. Dedi ki: "Ben bu yoluma devam ederken karşımda engeller var. O engellerde güçlü rakiplerim. Karşı takımda da Boyraz ve Steven var. Bunlardan birini söylemek istiyorum." Ve beni söyledi. Çok doğru bir hareket bu arada yani. Ben de olsaydım dediğim gibi onu da söylerdim. Alındım mı? Alınmadım. Yarışma orası abi yani. Ben kazanmadım. Kazanmış olsaydım ben de söyleyebilirdim. Ben kazanmadığım için yani Berkay kazandı. Söylemesi kadar normal bir şey yok. Ama herhangi birinin etkisinin altında kalıp da söylediğini yani böyle şeyleri aldım. Değildir yani. Öyle de yaptıysa kendinde kalmış olan bir şey yani. Ama Dur. ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada Twitter'dan Survivor Panorama hashtag ile sorularınızı bekliyoruz. Bugün 5 konuğumuz var. Sırayla sayayım. Şu an Steven, ardından Dora, Berkay, Aleyna ve Ayşe bizlerle olacak. Ben story'de Batuhan da demiştim ama e, Batuhan gelemedi yoğunluğundan dolayı diyelim. E, o yüzden bugün Batuhan bizde olmayacak. Geri kalan 5 yarışmacıya sorularınız varsa da Survivor Panorama hashtag ile sorabilirsiniz. Onu da belirtelim. Şu, bu arada Batuhan demişken Batuhan'la olan bir olayın var biliyorsunuz. Canlı yayın muhabbetinde. Hı hı. Küfür Sayı. olayı. Evet küfür olayı. Onu da açıklamak istiyorum. yani Belki yanlış Tabii. anlaşılmıştır. Çok detaya girmeden. Evet. Ee... <laughs> <gelmiyorum. Ama> atlatırsın <laughs> bizi Steven. Ya, ya. Küfür ya. olayı <laughs> şu şekilde. Evet. küfür O küfürü açıklamayacağım çünkü. Aman bak ee... düşündüm. <laughs> <ya>. Çok üstüne <laughs> <için gülüyor> kalıyorsa kağıda yaz. Kapat ver. <gülüyor> 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 Kesinlikle yazmam gerektiğini. Çünkü insanlar belki çok basit bir şey söylenmiş gibi anlamıştır. Çünkü oradaki küfür tamam çok farklı bir şey abi yani. <laughs> Tamamen aileme hitaben söylenmiş olan bir şeydi ve ben orada e, amacım Batuhan'ı kışkırtmak değildi. Çünkü özellikle bu sene sevinç muhabbetleri çok saçma bir şekilde böyle yani yukarı ya yani yukarıları taşındı yani. Aslında çok normal abi yani Survivor'dayız. Kazanıyorsam sevinmesini bilmem lazım diye düşünüyorum ben. Bu peki, benim düşüncem. Peki yani. bu pakete aile ödülde dahil mi? Hani dört ayrı koreografiyle 19 Mayıs gösteriyorsunuz. Şöyle. Çıktınız orada. Şöyle yani anlatayım. Karşı tarafta ailesini göremeyecek ya. Şöyle bir şey anlatayım. Bizim sevincimiz tamamen bizeydi. Karşı takımın ailesiyle görüşmeyecek diye değildi. Ama bunu bir safsi düşünmeniz diye. lazım değil mi? Hassas bir ödül olabilir. Mesela Ama sana olsa aynısı. Ne yapardın? Ben aynı tepki vermezdim. Bak ama ben sonuçta... çok pardon sizin sevinmeniz hani asla sevinmemeleri gerekiyor falan demiştim ama evet. şey, şey konusunda Hakan'a katılıyorum. Siz o sevinci bırakmanız gereken yerde bırakmadınız. Yani o sevinci yaptın, oynadın, uzadı. zıpladın, hopladın. Bir yerde kesmen lazım. O mesela çok uzadı. İşte bak kim geliyor fazlaydı. Dora birazdan burada olacak. <laughs> o çok <uzadı>. evet, <laughs> Dora'ya soracağız. Hatta, oraya oraya Berkay, hatta bak, kim Berkay geliyor orada Berkay'ın orada tepkisi var. Berkay'ın <laughs> evet, önünde dedik ya, Evet. arkadaşlar birazcık, birazcık sakin daha adam yavaş. Bir i̇şte o dedi. Berkay mesela o siz o kesmeniz gereken yerde kesmeyip uzattığınız yerde Berkay girdi deriz zaten. Şimdi orada öz eleştiri yaptınız mı mesela sonra? İzledin mi mesela o? İzledim deri? izledim izledim. Biraz yine olsa dedim yani. yani. Ben yine olsa yine yaparım demişim. Gerçekten öyle. Çünkü Survivor'da böyle bir ödül hiç olm yani kaç iki, ikinci defa oldu değil mi? Bir iki. Evet. Sen evet. varken olmuştu. Evet. evet. Ve benim oldum... üçüncü pardon Üçüncü mü? <laughs> Hele ilki çok Yunanlarda sert. Yunanlarda da vardı evet. ya bizim dönemimizde. 2 dakikalık, 3 dakikalık aileler gelmişti. Türk ben. Survivor'dan bahsedersek evet. Üçüncü ama yani şey esas bir herkesin hatırladığı 2 Evet. ilk İlk o senin olduğun zaman hatırlıyorum. Bir de ya benim olduğum Survivor'a denk gelmiş. Abim gelmiş, yengem gelmiş. Şimdi ben onlar için savaştım ki biliyorsunuz orada dikiş atıldı dizime. Baya büyük bir yara vardı. Zar zor yarıştım orada. İkinci oyunu Atabatuan'a vermiştim o oyunu. Yani onlar için savaşıyorken hani Batuhan orada güzel bir açıklama yapıyor. Yani işte benim o duvarın arkasında ailem gelmiş. Sen burada seviniyorsun. E, o duvarın arkasında benim de abim geldi. Senin ailen geldiyse benim de ailem geldi yani. Sen kazanabilirdin. Sen mutlu olabilirdin ama ben kazandım. Tabii ki de mutlu olacağım, sevineceğim yani. Ha, sevincimiz bak kim geliyor muhabbetine belki şu anda şu düşüncem abartılı olmuş olabilir. o an sen... yaşarken insan evet, Sen artık. şimdi eski futbolcusun ya. Evet. Şöyle düşün mesela. Şimdi diyelim ki İzmirlisin değil mi? Evet. İzmir'dim. Altay'da oynuyoruz. Evet. Karşıyaka'ya gol attın ama evet. Karşıyaka senin eski takımın. Evet. Tribünlerde 30 bin Karşıyaka şey, e, taraftarı var. Evet. Nasıl bir sevinç yaparsın? Şimdi bu örnekle bir soru Bak şimdi. şu an soru ama, güzel. <laughs> ama bu örnekle sorun, sorun benziyor. Benziyor. o şey olmadı sorun ki. Kesinlikle. Kırmızı takıma bak, bunu gitseydi. Söyleyecektim. Bunu Kırmızı Teşekkür takım ederim. şey kırmızı takımdan mavi takıma gelseydi belki evet. bir tık daha Ama şu yani. anlamda evet. diyorum. Bir yerde e, bir eski ya da karşıdakine bir saygı ya da bir şey olmalı ya. Çünkü bak, olasınız. çok sen doğru orada söylüyorsun. bak. Orada benim bilim şu ama ya şu olur yani. Siz bu adamlarla karşı takımla zaten hem kadınlar hem adamlar bunlarla zaten arkadaşsınız. Tam çok sık bir araya gelmiyorsunuz ama sonuç olarak aynı yarışmada 6 ay vakit geçirdiniz arkadaşlarınız. Dışarıda da görüşeceksiniz. Evet. Şunu yaptınız mı? Sevindiniz, bitti her şey. Bunların üzüntüsünü görüp gidip şöyle bir sarılma ya da bir sırtını sıvazlama Yapmadık. diye bir teselli bu. bunu niye söylüyorum biliyor musun? Evet. Çok büyük Şampiyonlar Ligi finallerinde Evet. kazanan takım kaybeden yerde yatıp kaldırır. ağlayanı kaldırır teselli evet, eder evet. ya. Kesinlikle. Normalde tabii ki sevineceksin. Hakkındır. Ama karşı taraf için de böyle bir bir özveri de bulunmak gerekir ya. Mesela böyle bir davranış düşündünüz, düşündünüz mü kafanızda? Ee, ben açıkçası kendim olarak düşünmedim. belirttin bunu gelmedi. Sizinle değilsin miydik diyorsun. <laughs> 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 düşünmedim. Ama ben sevinç muhabbetini gerçekten bu sene çok şey buldum yani. Özellikle Gülmemde ne bileyim dil çıkardın. Ne bileyim olan bile forever vardı. Evet bir sürü <laughs> olaylar oldu. Sürekli sevinçle ilgili. Yani sevinçler bence çok çok normal olan şeyleri çok fazla abartılmış diye düşünüyorum. Ama yani. bak 3-4 tane seyirci şey yazmış. Evet, ne yazmış. Steve kendisi diyordu iletişimde hassas olun diye. Evet. Ne değişti? Evet. Sorar mısınız? Evet. Çünkü sen daha basit mesela atıyorum fanlardan gelen daha bir mektup zaten. oyunda ya da işte aileden gelen bir işte fotoğraf ya da mektup olayında. Hassas dururken evet. neden aile buluşmasında böyle bu kadar abarttı diye soruyor. Açıklayabilir miyim şimdi? Tabii tabii. Evet güzel. Ben, ben ilk önce ee, hatırlıyorum bir iletişim oyununda daha bayağı kalabalıktık o zaman. Hı hı. Arkadaşlarla görüşme şeyi vardı. Demiştim ki benim Türkiye'deki ailem arkadaşlarım demiştim. Ve bir tık daha böyle e, hassas davranmalarını isterdim demiştim. Ve davranmamışlardı o zaman. Hı hı. Ve daha sonra e, bir market oyunu çok iyi hatırlıyorum. Orada biz sevindik. Yani ben o söylenilen şeyleri söylemedim ama işte domates peynir söyleyen aleyna mı hmm. olmuştu hatırlamıyorum tam Gonca kimdi. tepki vermişti. Evet Gonca tepki vermişti. Yeter. Evet yeter, yeter, yeter artık Taril demişti. olan mi? Evet olmuş, ve orada karşı takımdan şu konuşmalar geldi. Birincisi şeyde e, Barış Barış demişti ki ya biz bir iki farklı takımız yani sevineceklerse sevinsinler biz de ona göre seviniriz demişti. Evet. Ve çağrı da orada şey demişti. Ee, Çare abi bu arada hı hı. artık abim o önceden Çağrı derdim evet. artık Çağrı abim ee, orada şey demişti işte bundan yani istedikleri gibi davransınlar biz de ona göre şeyi göstereceğiz tepkimizi göstereceğiz demişti artık hı. hassasiyetten bahsetmedik yani o oyunda yani daha hı. sonraki olan olaylarda tamamen hassasiyet kaybolmuştu yani bana göre ama de. şöyle diyeyim sana